Arkadaşlar merhaba, 22 Nisan Pazartesi Will Rogers Dance'dayız. ABD'de 9 kuruşluk bir program var. 21.15'te başlıyor. Birinci altılı Ganyan İK'ya bir satış koşusu. Bütün koşular kumda, 1100 metre mesafede 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 25 bin dolarlık satış koşusu, 18 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Üst grup şartlı koşulardan bu koşuya gelen Elvin Gonzalez ile start alacak olan bir numaralı Inbound We Trust favori çıkar büyük bir ihtimalle. Rakip olarak da 5 numaralı Ranch Gogo son startında bir boy farklı ikinciliği var 1100 kumda 25 binlik satış koşusunda. Aynı koşuda üçüncü olan 3 numaralı High Scooby Doo önceki startta gitti maiden koşuyu 1100 kumda 1.06.23'te kazanmış bir isim. Bir favori 5 ve 3'te rakipleri olur bu koşuda. İkinci koşu bir maiden satış koşusu 1200 metrede 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus bir koşu. Burada da bir numaralı Aunt Kendera, Leandro Gonçalves'le tek olur gibi gözüküyor bu grupta. Koşu 7500'lük bir maiden satış koşusu. Bir numaralı Aunt Kendera son iki startındaki ciltleri olan bir koşu. Eşdeğer koşularda 1200 ve 1100 metre kum pistteki bu koşuları son startı yarım boy farklı bir ikinciliği var. Diğerlerine baktığım zaman Aunt Kendra bu grupta öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum. Bir numaralı Aunt Kendra. Üçüncü koşu, üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şartlı koşu. Bana göre günün en riskli koşusu. 14.000'lik bir şartlı koşu. İki numaralı Chugarza YG, Leandro Gonzalez'e start alıyor. Son, favori olduğu son startını. 1100 kumda 1.03.75'te yaklaşık 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 5 numaralı Jolly Jumper, o da son startını favori olduğu koşuyu 1200 kumda 1.10.75'te kazanmış. Meren Koyunonez'le bugün de aynı jokeyle start alıyor. 6 numaralı Sunshine Charlie, Curtis Kimes'le start alacak. Son iki startı 3. ve 7. de olsa da ondan önce 1100 metre çim ve 1100 metre çim pistten kumandan 2 tane ikincilik elde etmiş. 100 metre çim pistte geçen 24 Haziran'da kazandığı koşudan sonra. 3 numaralı Mr. Bayside, Alfredo Treana Junior ile start alacak olan bir isim. Yazmadığımız iki isim kaldı. Burada 4 numaralı Wim for Fun, Michael Perez ile ben olsam bütçesi müsaitse daha doğrusu. Bu iki ismi de yazıp kaza kurşununa kurban gitmeyin bu ayakta. Ve 1 numaralı Tap the Brakes, Obed Sanchez ile yazılabilir. Bu isimde 2, 5, 6, 3 öncelikli 4 ve 1 sonraki eklemenizi önereceğim isimler. 4. koşu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22.36'da start alacak. Bir satış koşusu 1600 metrede. 3 gol İngilizlere mahsus. Burada da 7500'lük bir satış koşusu 12.000 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Commander Rex ile başlayacağız. Önceki startını 7.5 boy farkla 1600 kumda 1.40.31 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Assumption, Alberto Pusak'la start alır. O da son startını 1600 kumda 1.40.31 ile kazanmış. 4 numaralı Emergency Response, Travis Cunningham'la son iki startında önceki yarım boy farklı olmak üzere ikisinde de ikincilikleri var. 1600 ve 1700 kum pistte bu koşular. 5. koşu bir satış koşusu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1100 kumda start alacak. Koşu 7500'lük satış koşusu. 13 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bu da sakat bir koşu. 6 numaralı Hanksiyeti ile başlayacağız. Önceki startını 5 boy farklı kazanıyor. 1000 kumda 58.96 derecesi. Son startında da 1100 metre kum pistte boyun farkıyla bir ikinciliği var. 5 numaralı All Aflatter, Curtis Kimes'te start alır. O da 2 önceki startını 1300 kumda 1.20.96 ile kazanıyor. Son startında 1200 kumda ikinciliği var. 3 numaralı Stormy Bizonet, Bendy Landerosa start alacak. Power olduğu son startında burun farkıyla bir ikinciliği var 1 metre kum pistte. 7 numaralı Maggie the Cows, Elvin Gonzalez, o da favori olduğu son startını 1100 kumda 1.06.30'da kazanmış. 4 numaralı Strong Woman, Alfredo Treana Junior'la koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşuya geldik. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metrede şartlı bir koşu. 23 binlik bir şartlı koşu. 4 numaralı Rixey ile başlayacağız. Son startını 1600 kumda 1.38'de 85'te kazanmış. Leonardo González'le start olacak.
7 numaralı Run Happy the Oro. Belen Koyun'un startı. Son startı bir ikinciliği var 1100 kumda. 3 numaralı Mulberry Street. Michael Perez'le start oluyor. Favori olduğu son startını 1700 kumda 1.47.92 ile kazanmış. 1 numaralı Assessed Basis. O da 1600 kumdaki son startını 1.39.21 ile yaklaşık 5 boy farklı favori olduğu koşuyu kazanmış bir isim. Bütçemiz müsaitse 27 numaralı Michael 5 numaralı Mike Halente, Travis Cunningham'dan sürpriz beklediğim bir isim. Geldik 7. koşuya. 3 kare İngilizler avans 1000 metrede. Burada da 6 numaralı Heroic Song tek olur gibi gözüküyor. Belen Koyun'a o nezle. Koşuya gidelim. 7500-10.000 bandında bir satış koşusu. 15 bin var. Toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Heroic Song. Belen Queen'e nözde start alıyor. Son 3 startında 2 üçüncülüğü, 1 ikinciliği var. Bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8. koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. 5 binlik bir şartlı koşu. 3 numaralı Gospel Truth'la başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var 1600 kumda. Aynı koşuda üçüncü olan 3 numaralı Grand Sonsam favori olduğu koşu. Escaping the Blues'un arkasından ikinciliği var. Baştan alıyorum. O ikinciliği geçen seneki koşudaki ikinciliği. 3 numaralı Gospel Truth'la başlıyoruz. İkinciliği var 1600 kumdaki son startında. Aynı koşuda üçüncü olan 4 numaralı Escaping the Blues var. İkinci sırada Obed Sanchez'le. Sonrasında 3 numaralı Grand Sonsam var. Grand Sonsam da geçen seneki 9 Aralık'taki koşusunda 1600 kumda son startında bir ikinciliği var. Ondan önce de 1600 kumda yine bir ikinciliği var. 34 binlik maiden koşuyu 1600 kumda kazandıktan sonra Escaping the Blues'un ve Gospel Truth'un ikinci ve üçüncü olduğu yarışlar 26 Mart 24 2024 tarihindeki koşular. Bütçeniz müsaitse 8 numaralı Rachel's Caper yazılabilir bu ayakta Edwin Gonzalez'le. Son koşuya geldik. Bir maiden koşu, 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. 22 bin dolar toplam ikramiyeli 1100 kumda. 12 numaralı Optimistic Woman'la başlayacağız. Bendy Landeros'la start alıyor. Kariyerin ilk startında aynı jokeyle bir ikinciliği var. Kariyerin ilk startında 1200 kumda. 9 numaralı Rebelena. Optimistic Woman'ın ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce bir boydan az bir farklı ikinciliği var 1300 kumda. Son startı favori olduğu koşu. 3 numaralı Paula M. Alberto Pusak'la start alacak. Son iki startında sonuncusu boyun farkıyla olmak üzere favori olduğu koşu. İki tane ikinciliği var. 1100 metre kum pistte. 10 numaralı Flat Out S. Yok. Curtis Kimes'le start alacak. Ve 5 numaralı, bütçeniz müsaitse 5 numaralı Gospel Precious. O da 4 numaralı Gospel Cozy ile ekürü olan bir isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde seviye oluyor. Göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk kuşu 1. altılı ganyan ilk ayı 21.15'te başlayacak. 1 numaralı In Bond We Trust. 5 numaralı Rancho Agogo. 3 numaralı High Scooby-Doo. 2. koşuda 1 numaralı Aunt Kendra. Koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 3. koşu 2 numaralı Cool Car Zavaycı. 5 numaralı Jolly Jumper. 6 numaralı Sunshine Charlie. 3 numaralı Mr. Bayside. 4 numaralı Win for Fun. Ve 1 numaralı Tap the Brakes. 4. koşu 2. altılı ganyan ilk ayağı 22.36'da start alıyor. 7 numaralı Commander Rex. 3 numaralı Assumption. 4 numaralı Emergency Response. 5. koşu 6 numaralı Anxiety ile başladık. 5 numaralı Aflatır. 3 numaralı Stormy Bizonet, 7 numaralı Maggie the Cows ve 4 numaralı Strong Woman. 6. koşuda 4 numaralı Brixey, 7 numaralı Run Happy Doro, 3 numaralı Mulberry Street, 1 numaralı Assess Basis ve 5 numaralı Mike Calente. 7. koşuda 6 numaralı Heroic Song tek olur gibi gözüküyor. 8. koşuda 3 numaralı Gospel Truth, 4 numaralı Escaping the Blues, 2 numaralı Grand Sonsam ve 8 numaralı Rachel's Caper. Son koşuda da 12 numaralı Optimistic Woman, 9 numaralı Revelana, 3 numaralı Paula, 10 numaralı Flat Out S yok,
ve 5 numaralı Gospel Precious 4 beygiri önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.